yapılan uyarılar sonuçsuz kaldı. Samsun'da sadece bir hafta içerisinde onlarca kişi boğulmaktan kurtarıldı. Hafta sonu ise denize giren 3 kişi hayatını kaybetti. Buna rağmen denize girenlerin oranı günden güne artıyor. Biz de bunu Samsunlu vatandaşlarımıza sorduk. Kızım akıllı olacak da denize girme dedi mi girmeyeceksin. Bunu belediye ve emniyet bunu bir tedbirini alması lazım yani. Vatandaşı uyarması lazım. Eğer uyanmasa da oraya bir şerit çekecek, yasaktır yani. Başka çaresi yok bunun. Vatandaşın kendi bileceği. Boğulan boğuluyor, boğulmayan kalıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten geçen de denize gittik. Bir sürü dalga var. Hala insanlar bu konuda devam ediyorsa sıkıntı var yani. İnsanlar da kendini biraz anlayışı bile bile ölüme sürüklememesi lazım kendini. Ben öyle düşünüyorum. Yani dikkate alsın. Devlet ve belediye uyarıyor sürekli. Girme diyorsa girmeyecek. Ben öyle düşündüm. Vallahi bu konu hakkında vatandaşlarımız gerçekten duyarsız. Yani uyarıların çok yapıldığı halde, uyarılar, anonslar geçildiği halde dalgalı havalarda çok denize giriyorlar. Ve Karadeniz'in aşırı tehlikesi var biliyorsunuz. Yani gelgit olayları, aşırı dalgalanmalar, bu boğulma vakalarını da artırıyor. İnsanlar bilinçsiz olduğu için bunu anlayamıyorlar ama tabii denize girdiği zaman işten geçmiş oluyor dalgalı havalarda. Özellikle girmemelerini tavsiye ediyoruz. Vallahi bizim denizimiz zaten sıkıntılı. Yüzmeyi bilmeyen girmesin. Yani ırmakta yüzsün daha iyi. Denizimiz gerçekten sıkıntılı. Bir anda toprak kayıyor, boşluğa düşüyor. Ne kadar da bilsen yüzmeyi, kurtulma şansın çok zor oluyor. Yani deniz güvenli mi diye sordukları zaman, ben olsam başka bir yere gittiğim zaman yolu bilmesen birine sorarım. Dışarıdan gelen arkadaşlar da sahildekilere danışabilir. Bu şekilde daha güvenli olur yani. Yani gerçekten bu Samsun'da her zaman ciddi bir sorun. Öteden beri bu boğulma hadiseleri oluyor. Belediyelerin özenli davranması, oralarda can kurtaranların bulunması gerekir. Halkın da duyarlı olması, ailede de eğitimlerin yapılması, tek başına çocukların, yüzme bilmeyenlerin bu tip yerlere gönderilmemesi. Bu durum hakkında ne düşünüyorum? Yani güvenlik önlemleri alınmasını gerekir. Yani belediyelerin mesela Atakum, bu Tekeköy tarafı mesela en çok boğulma Tekeköy tarafında çıkıyor, meydana geliyor. Mesela bunun için başka bir önlem, yani güvenlik tedbiri alabilir. Başka bir şey diyecek bir şeyim yok. Vallahi şu an deniz çarşaf gibi. Bu dalganın çok olduğu zamanlarda girmelerini önermiyoruz. Normalde deniz çok güzel, kumu çok güzel. Çok da beğendik. Samsun'u tavsiye ediyorum. O yüzden gündüz saatlerinde böyle denizin dalga olmadığı zamanlarda girmelerini tavsiye ediyorum. O yüzden boğulma sıkıntısı olmaz. Vallahi denizi yüzmeyi bilmeyen denize girmesin. Ben girmiyorum. Giriyorum. Zaten kimsem yok. Kendim oturuyor öyle. Bir oturuyorsun, kalkıyorsun, tamam. Ev zaten yakın denize. Ben girmiyorum. Yüzmek bilmeyen denize girmesin. Denize girmesin. Boğulmak şey diyorsa girmesin. Bilenler de boğuluyor. Ya bilenler boğuluyor. Onu da bilmiyor. O da bilse o da yapmaz onu. O da mevkiyi de bilmiyor. Çeken yer var mı bilmiyor. Ben yüzme bilmiyorum mesela. Çekme olay oluyor. Ondan olabiliyor yani. Denize girmemesinler. Girmesinler yani. Eğer tehlikeliyse. Soğursunlar yüzlerine, ne diyeyim. Bizim şöyle, insanımız biraz değişik açık söylemek gerekirse. Çünkü dediğiniz gibi sosyal medyada olsun, normal şartlarda olsun polislerimiz dahi hani kumsallara geçip uyarıyor ama işte 18 yaş grubu, 20 yaş grubu genellikle boğulan bakıyorum. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Uyarılara hani görüyoruz, ediyoruz ama uygulama olarak bir şey yapmıyoruz yani. Bence rüzgarlı zamanlarda girilmemesi gerekiyor. Çünkü hani zaten uyarıları da yapıyorlar gerektiğince. Yani insanlarımızın dinlemesi gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Ya evet, bu aralar öyle görüyoruz. Haberlerde falan da çok oluyor. Ama dediğim gibi yani uyarıları dinlemeleri gerekiyor bence. Hani rüzgarlı olduğu zamanlarda insanların girmesine hiç gerek yok hani. Öncelikle insanların denize girmeyle ilgili eğitim almaları gerekiyor. Kesinlikle yüzmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Yüzmeyi öğrendiğimizde boğulma vakalarının çoğunun ortadan kalkacağına inanıyorum. Yani şöyle, Samsun'un denizi çok içine çektiği için bunu insanlar bilmiyor. Karadeniz'in denizin. Daha çok Akdeniz'in denizine benzetildiği için olduğunu düşünüyorum. Yani suya güveniyorlar. Aslında Karadeniz'in suyuna güvenilmemesi gerekiyor.